Bence çok güzel de. Ha, sanki şimdi rolleri değişmişsiniz gibi. Öğretmen kim, öğrenci kim? Ben onu anlamadım. Kim öğretmen? Ben. Berkaycığım sende olmayacak o. Sen böyle oturacaksın buraya uslu uslu. Sessiz sessiz dinleyeceksin. Heh, aferin. Bak şimdi tam sınıfa benzedi işte. Evet, ablanın defterleri, kitapları gelince şimdi tam sınıfa benzedi. Çok güzel oldu. Aferin sana. Evet. Öğretmeni iyi dinliyoruz. Sakın gezmeye gitmiyoruz. Gezmeye gitmiyoruz. Oturuyoruz sıramızda. Tahtaya çağırmadım daha. Tahtaya da çağırmadı seni. Sen niye kalktın hemen? Arkadaşlar merhaba. Biz okuldan geç kaldığımız günlerde ne yaptık? Burayı okula çevirdik arkadaşlar. Evimizi okula çevirdik. Şimdi bir de daha rahat olması için bu okulumuzu ne yapacağız? Mahalleye taşıyacağız. Dışarıya mahalleye taşıyacağız. Orada Berkay Bebek öğrenci olacak. Elif Hanım da öğretmen olacak. Çok sinirli bir öğretmene benziyorsun yalnız sen. Bu gözlüklerle. Ha, sen iyi bir öğretmen misin? Öyle mi? Tüm öğretmenler gibi değil mi? Yalnız bu öğrenci seni birazcık kızdırabilir. Birden değişebilirsin yani söyleyeyim sana. Sinirli bir öğretmen olabilirsin birden. Evet. Sen o sopayı verir misin öğretmenine? Öğrenci mi çok yaramaz yoksa öğretmen mi acaba beceremiyor işi? He? Bence öğretmen. Baksana yerlerde yazıyor çocuk. He? Bu arada okulunuzda Atatürk İlkokulu olmuş ha? Çok güzel olmuş. Çıkartıyor muyuz? Mahallemize yeni okul açıyoruz arkadaşlar. Şuraya bence okul. Evet, şöyle. Evlerin çok olduğu yere, yerleşimin çok olduğu yere kuruyoruz okulu. Çok güzel. Okulun saati var. Sen saati gelince geleceksin okula. Yok öyle erkenden gelmek. Oo, sen galiba resim öğretmeni olacaksın, öyle mi? Heh. Çok güzel oldu. Ama bu okulun böyle her yerinin kapalı olması lazım. Güvenlik açısından veya buraya bir güvenlik kulübesi koymamız lazım. Sıramız çok güzel oldu. Alo, kendi kendine çalışacağını öğretmenini dinle. Bak öğretmen burada bir şeyler anlatıyor sana. Bence pek seni dinlemedi o. 89. sayfayı Sizin öğrenci kendi halinde. Hiç öğretmenle alakası yok. O Tamam. kendi halinde bir şeyler yapıyor orada. Türkçe kitabı unuttum. A harfi nasıl yazılır? Aa, o galiba o boyama derdinde. A harfi nasıl boyanırı göstersen bak öğrenebilir belki. Ama A harfi nasıl yazılır dediğin zaman o pek bir şeyden anlamıyor. Çağırmadım sizi. Ama o kendi kendine karar verdi ki bir şeyler yapmak lazım. Başka türlü bu dersten kalacağım. En iyisi bu dersten kalmamak için birazcık kendimi göstereyim dedi. Yerinize. Yerinize diyor. Öğretmeni dinle. Öğretmeni yoksa bırakacak seni sınıfta. Ona göre. Öğretmeni dinle bence. Oturur musunuz yerinize? Saymayı öğretelim biz en iyisi Berkay Bey'e. Bak ben de yedek öğretmenim, tamam mı? Ben daha yeni öğreniyorum bu işleri. Elif öğretmen bana öğretiyor. Nasıl çocuklarla nasıl iletişim kurulur? Beş tane kırmızı boncuk. 2, 3, 4, 5. 5 tane sarı boncuk. 2, 4 ve bir tane dörde bir ekleyince 5 olur. 5. 5 artı 5 eşittir 10. 10 artı 5 eşittir 15. Yani 5 çarpı 5 eşittir 15. 5 çarpı 3 eşittir 15. Bu öğretmenin de galiba yeniden üniversiteye gitmeye ihtiyacı var. Bir Yok şeyleri yok. yeniden öğrenmesi Yok ben lazım. sadece Abi sen karıştırıyorum ha, test ettiğin şey öğrenciyi test ettin. Acaba doğru biliyor mu bilmiyor mu diye, öyle mi? Anladım şimdi. Galiba resim derdinde. O resim yapma derdinde. Ona sen en iyisi resim yapmayı öğret. Tamam. Bence siz bu okulda en iyi müzik ondan sonra beden eğitimi dersleri yapabilirsiniz. Artı bu daha bu ilkokulda değil ki, anaokulunda sen ona oyun öğretebilirsin. Bak burada ne kadar güzel bahçe var. Bahçede buna oyun oynatabilirsin ona. Beyefendi. Elif sen galiba hiç öğretmen olmamalısın. Çocuklara hiç sözün geçmiyor. Baksana oturtamadın çocuğu bir Beyefendi. türlü. Bakın kitap okuyun ne kadar güzel Evet kitap bak çok okuyun. güzel kitaplar var orada. Sen orada nelerle uğraşıyorsun? Bu güzel kibar öğretmeni dinlesene, değil mi? Öğretmenler dinlenir. Öğretmenlerin sözü dinlenir.
Haydi yerine geçelim. Sen en iyisi buna matematik öğretmekten matematik öğretmekten vazgeç bence sen ona. Oyun yap. Çünkü daha o anaokulunda. Değil mi? Sınıfa uygun boyu. Uygun birinci sınıfa. Anaokulunda baksana tahtaya zor yetişiyor. Boyu tahtaya zor yetiyor. İmkansız o birinci sınıfa gidemezsin. Bakalım. Onun için sen onunla, senin hem şimdi uyku saatin geldi. Anaokullara okulda uyuyorlar ya. Evet. Senin uyku saatin geldi. Hadi bakayım uyumaya. Hayır, birinci sınıfa uygun, boyu uygun onun için. Ama mahallede okulumuzun yeri güzel oldu değil mi? Evet. O evle bu ev aynı mı? Değil, yok. Aynı gibi sanki ya. Değil, yok o değil. Bu başka. Bu farklı. Bizim şimdi kaç tane kaldı? 1, 2, 3, 4 tane. Ha, bir de orada şeyimiz var. Merdivenli. Merdivenli elimiz var. Bir de çilek evimiz var ama çilek ev artık iflas etmiş. Biz bir tane daha bununla beraber anaokulu yapalım o zaman. İlkokulda madem bu arkadaş ilkokulda okuyamıyor. Anaokulu yapalım onu. Buna ilkokulu yapalım. Bak bu daha uygun ilkokula. Evet aslında o da ikili ev de güzel ilkokul olabilir. Tamam. Mahallemizi yeniden düzenliyoruz arkadaşlar. Okulumuzu yaptık şimdi. Bundan sonra ilkokulu yapacağız bir tane. Ondan sonra yolları yapacağız. Yolları yapacağız yeniden. Hayır bu öğrenci her şeye kendisi karar veriyor ne yapıp ne yapmayacağına. O senin öğretmenine karşı saygılı olacaksın. Hadi bakalım şimdi beden eğitimi dersiymiş. Sen çık beden eğitimi oyna artık. Bıraksa çok çalıştınız. Tamam mı? Bugün çok çalıştınız siz. Bu kadar kendinizi yormanıza gerek yok tamam mı? Şimdi çıkınız beden eğitimi dersi yapınız. Öğretmeni çıldırttın en sonunda. Berkay bebek en sonunda öğretmeni çıldırttın. Seni bence bu okuldan gönderecekler. Evet, öğretmen öğrenciyle ilişkiye geçti en sonunda. İletişim kurmayı başardı, tebrik ediyoruz. Yok, aslında sen çok iyi öğretmen oldun da öğrencide senin pek iş yoktu. Onun için senin bu okulu senin biraz değiştirmemiz lazım. Arkadaşlara soralım, arkadaşlar bu mahalleye başka neler yapalım? Bunu anaokulu yapacağız, onu ilkokulu yapacağız. Sonra iki tane evimiz var. İki tane de orada evimiz var. Başka neler yapalım mahalleye yazın lütfen bizim Instagram'a. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Kocaman öpüyoruz. Bay bay. Bay bay. Sen de bay bay yap diye bekliyorum. Tamam sen devam et göstermeye. Tamam okuluyor.